Sandras'ın ıssız bölgelerinde dolaşırken, gece karanlığında karşınıza gizemli, kadim bir şeytan çıkabilir. Adını daha önce duymuş veya duymamış olabilirsiniz. Ama bu şeytanın ismi Goatman. Kıllarla kaplı, insanımsı bir vücudu, uzun boyu ve kafasında boynuzları olduğu söylenen bu yaratık, gerçek dünyadaki efsanelerden doğmuştur. İlk önce bunları konuşarak başlayalım. Efsanelere göre, yarı keçi, yarı insan görünümlü bu canavar, hipnoz ve ses yollarıyla insanları tuzağa düşürüyor, onlara tecavüz ediyor, arabalara ve çiftliklere saldırıyor. Genelde köprülerin etrafında görüldüğü rapor edildi. Söylentilere göre yanlış giden bir deney sonucu mutasyon geçirmiş bir yaratık olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda bu canavarın satanistik ritüeller yapan bir çiftçi olduğundan da bahsediliyor. İlk olarak Amerika'nın Texas, Kentucky, Maryland eyaletlerinde görüldüğü söylense de benzer özellikler Yunan, Kelt ve Orta Doğu mitolojilerinde adı geçen satirlerde de görülür. Yarı keçi, yarı insan görünümlü pagan tanrısı Pan da aynı özellikleri sergiler. Pan, tek tanrılı inançlar yayıldıkça şeytanla ilişkilendirilmiştir ve bir şekilde varlığı okült inançlar aracılığıyla devam ettirilmiştir. GTA 5 oyuncuları arasındaki söylentilere göre bu canavar Cape Catfish bölgesinde yaşamaktadır. Haritanın doğusunda yer alan bu küçük bölgede pek insan aktivitesi yoktur ve medeniyete oldukça uzaktır. Bölgede iki köprü bulunmaktadır. Oyuncular bu köprülerin ikisini de gerçek hayatta Goatman ile birlikte anılan köprülere çok benzetmektedirler. Gerçek hayatta Goatman ile ilişkilendirilen köprülerden biri Poplik tren köprüsüdür. Goatman'ın bu köprünün altında yaşadığı söylenmektedir ve bu yüzden birçok insanın ziyaret ettiği bir nokta olmuştur. Oyun içinde ise Cape Catfish bölgesine giren yol Poplik köprüsüne benzeyen bir tren köprüsünün altında başlamaktadır. 2. köprü ise Keçi Adam Köprüsü olarak da bilinen Texas'taki Old Anthem Köprüsü'dür. Yine oyunun içinde aynı yolun devamında bulunan Cape Catfish View Köprüsü bu köprüye benzetilmektedir ve oyundaki bu iki konumun yakınlarında Keçi Adam'ın görüldüğü iddia edilmiştir. Bu efsane ile birlikte anılan başka bir fenomen ise Panic in the Woods adlı olaydır. Gerçek hayatta da yaşandığı söylenen bir fenomenden ismini alan bu olayda oyuncu ilk önce tiz bir ses duyar. Sonra da yavaş yavaş sağlık barını kaybeder. Keçi adamın ve pagan tanrısı Pan'ın birbirleriyle ilişkilendirilmesini sağlayan bu olayı kanıtlayıp internete yükleyebilmiş çok kişi yoktur. O yüzden bunları sadece iddia olarak değerlendireceğim. Pan ile satanistik tarikatları bağları ise tam olarak bu noktada devreye giriyor. Oyunun içinde bazı yerlerde keçi kafatası kullanılarak oluşturulmuş sunaklar vardır. Pan veya Baphomet ile ilişkilendirilen bu sunaklar oyuncular tarafından keçi adamın varlığına kanıt olarak gösterilmektedir. Önümüzdeki videolarda bahsettiğimiz konuları oyun içi araştırmalarımda teker teker inceleyeceğim. Bu araştırma videolarında karşılaştığım olayları, ipuçları ve mümkünse kanıtları, keçi adamın varlığına dair öne sürülen iddialar ve bunları destekleyen materyallerle karşılaştırıp final videosunda bir sonuca ulaşacağım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 Gizemleri Keçi Adam'a hoş geldiniz.